Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Çağırsam bile gelmiyorum anne olursun. Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Çağırsam bile gelmiyorum anne olursun. Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı, aşkımın değerini sır gibi taşımanı. Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı, aşkımın değerini sır gibi taşımanı. Nemli bakışlarınla resmimi okşamanı. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Nemli bakışlarınla resmimi okşamanı. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun. Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Çağırsam bile gelme,
Ekranları başında bizleri keyifle izlediğini umduğum kıymetli Tekrumeli TV'nin kadim dostları, değerli izleyicilerimiz, sizler ekranları başına ve sizler de efendim sevgili misafirlerimiz stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Elbi Yankı. Ben Oya Biket. Tekrumeli TV ekranlarında her hafta bu saatlerde birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim. Ekranlarınızın başına efendim siz de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Salı akşamlarınızın keyifli, neşesi ve dünya dertlerinden, tasalarından tanıtımda da öyle bahsettim zaten. Şöyle bir nebze kurtulabilmemiz, şarkılarla meşk edebilmemiz için bu programı hazırladık. Bu programın oluşmasında desteklerini esirgemeyen sevgili Tekrumeli TV ailesinin büyüğü ve yapımcımız Atilla Baykal'a sonsuz teşekkürler ediyoruz efendim. Hem kapılarını Balkanlara, Rumeli'ye açtı, hem de sizlere açtı ve bizlere de bu imkanı sağladığı için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Tabii ki teşekkürlerimiz programımızın ilerleyen dakikalarında devam edecek, öyle değil mi? Çok kıymetli çokça teşekkürümüz var. Gerçekten bizler de bu programı iple çekiyorduk. Zaman zaman sizler bizim konserlerimize misafir oluyordunuz. Bundan sonra da biz sevgili dinleyicilerimizin evlerine misafir olacağız efendim. Efendim bu programda kıymetli Türk müziğinin korolarını ağırlamak istiyoruz. Amatör korolar, profesyonel korolar, STK'larımızın koroları, birçok kurumların koroları var. Bu korolarımızı bizler bu stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz. Bugünkü konuklarımız da hemen bahsedelim mi? Bahsedelim. Bakırköy Müzik Akademisi efendim. Onlara şöyle kocaman bir hoş geldiniz alkışı yapalım. Hepsini tek tek tanıyacağız. Ama onun öncesinde çok kıymetli bir konuğumuz var değil mi? Şefimiz var. Evet. Efendim bugünkü konuğumuz ekibiyle bizleri kırmadı, teşrif ettiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı, aynı zamanda Bakırköy Müzik Akademisi koro şefi Sayın Berke Meyman'ı büyük alkışlarla davet ediyoruz efendim. Ey ufuklar diyorum.
tutmuyor elimden. Misafirim bugün ben, gurbet akşamlarına ayrılık görünmüşken, yar tutmuyor elimden. Misafirim bugün ben, gurbet akşamlarına. Berke Bey, hoş geldiniz tekrar. Sizi şöyle alalım, bir sohbetimiz olsun kısaca efendim. Tabii ki. Berke Bey yerine misafir ederken ben sazları sizlere tanıştırmak istiyorum efendim. Ritim'de Fahri Yakışıklı, kocaman alkışlarla. Neyde İbrahim Timsek Yiğit. Kocaman alkışlarla. Kemençe'de Sevde Timsek Yiğit. Ve kanunda Zeki Tınmaz. Ne güzel gencecik, pırıl pırıl delikanlılar, hanımefendiler, genç kızlarımız burada. Ve tabii evet. ki koristlerimiz de var efendim. Koristlerimizi sırayla alalım mı Oya'cığım? Sırayla alalım. Efendim Hülya Temizkan hanımefendi. Hoş geldiniz. Solistimiz Neslihan Tanaydın. Hoş geldiniz efendim. Atilla Çelebi. Ve solistimiz Sadık Küfteoğlu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet Berke Bey, hoş geldiniz. Hoş programımızın buldum. İlki. Sizlerle evet. böyle bu ilk heyecanı tatmak istedik. Hayırlı uğurlu olsun Çok diyorum sağ olun. Size. Çok teşekkür ederiz. Bakırköy Müzik Akademisi olarak bugün sizlerle birlikteyiz. İyi ki geldiniz. Saz arkadaşlarımız da teşekkür ederiz. Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nden öğrencilerimiz, çocuklarımız. Pırıl pırıllar, gencecikler maşallah. Evet, evet. Bu genç yaşta müziğe eğilmeleri de şahane bir durum. Kesinlikle öyle. Ben onların da okulda hocasıyım. Hı hı. Bugün böyle bir aradayız hep Hiç beraber. Hiç lise öğrencisi gibi değil mi? Evet. Daha mı büyük değil mi? Hayır, çok ben direkt yaşa takıldım hemen. Çok profesyonel çalıyorlar tabii, tabii. gerçekten. Evet. Çok beğendim. Harika. Berke Bey, Berke Meyman kimdir? Sizin ağzınızdan bir izleyicilerimize kendinizi anlatmanızı isteyeceğim. Evet. Küçük yaşta UT'la başladım ben müziğe. Sonra SES'e bir geçiş oldu. Hı hı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Harika. Şimdi de Haliç Üniversitesi'nde yine Türk Musikisi üzerine sanat teaterlik yapıyorum. Muhteşem. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ses sanatçısıyım. Hı hı. Bu Güzel Sanatlar Lisemizde öğretmenlik yapıyorum. Ayrıca Bakırköy Müzik Akademimizde rahmetli andığımız hocamız Faruk Salgar'dan kalan korolarında şefliğini naçizane yürütmeye çalışıyorum. Her bu gününüz, şekilde. Her saniyeniz müzikle dolu. Evet, yani. Evet. O ne şekilde. Güzel. Ailede var mıydı müzikle ilgilenen? Yani seviyorlar ama tabii profesyonelce ilgilenen yoktu Hı-hı. esasında. Şimdi Rumeli ve Balkanlara hitap ettiğimiz bir kanal olduğumuz için ben evet. hemen böyle kökleri sormak istiyorum. Köklerin evet. böyle Rumeli'ye, Balkanlara dayanma durumu var mı? Dayanıyor tabii tabii. Öyle mi? Tam böyle en koyusu. Ah süper. Anne baba iki taraflı biz Bulgaristan göçmeniyiz. Selam olsun Filibe efendim. Filibe şehri. Köylerimizi de söyleyeyim ben tabii daha ki. Önce geldiğimde de buradan hep selam gönderiyorum. Ustina, Kuklene ve Vodene köylerimize buradan selam Hücat olsun. Hücat selamlarımız selam olsun. Artık her salı akşamı bizleri izleyin efendim. Şahane evet. Türk müziğimizin eşsiz eserlerini bizler böyle korolarımızla, muhteşem sanatçılarımızla Allah izin verdiği ölçüde Oya Biket ve ben Elbiyanko olarak ve ekibimizle birlikte bu sahnede seslendirmeye çalışacağız. O zaman... Oya'cığım böyle müzikle mi devam edelim, sohbetle mi devam edelim? Birazcık sohbet edelim çünkü müzik bayağı bir müzik yapacağız bu akşam. Müziğe doyacağız Aynen. bu programda. Ben sevgili Berke Meyman'a bireysel çalışmalarını da tabii ki soracağım ama öncelikle Bakırköy Müzik Akademisi'ndeki çalışmalarınızdan biraz bahsetmenizi evet. rica ediyorum. Mesela tabii. bu yılki projeleriniz neler? Sizin çokça konserleriniz oluyor. Evet, evet. Takip ediyorum. Bu yılki projeler neler? Hemen söyleyeyim. Önce akademimizden biraz bahsedelim Lütfen. İsterseniz. Akademimizin kurucusu bestekar ve serhanende Selçuk Kurt hocamıza da buradan selam olsun. Şimdiki başkanlığını devam ettiren hocamız Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun şeflerinden Fatih Salgar. Evet. Onlar başımızda sağ olsunlar.
Tabii kuruluşundan işte bir yıl önceye kadar da esas hocamız, evet, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Faruk Salgar'dı. Maalesef kaybettik. Ona da rahmet diliyoruz. 2015 yılında kurulmuş bir akademiyiz. Çok yakın bir zamanda, hemen 2025'in başında 10. yılımızı dolduracağız. Maşallah. 5 tane koro var akademimizde. Bergüzar, Nevbahar, Buselik Koroları, Fasıl Topluluğu, İcra Heyeti. Ayrıca Neveser Kadınlar Topluluğu var. 3 yıllık bir eğitim sonunda sertifika veren yarı zamanlı konservatuvarımız var. Her koromuzun sezonda hemen hemen 2 konseri oluyor. Geçtiğimiz sezon toplamda 14 faaliyette bulunduk dernek olarak. Konserden konsere koşuyorsunuz. Evet, harika. Evet. Bu yılda hemen ilk faaliyetimizi buradan duyuralım. Tabii. 28 Ekim'de Yeşilköy'de bir açık hava sahnesinde 29 Ekim'le ilgili, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir konserimiz olacak. Buradan da davet İsterseniz etmiş olalım. İsterseniz tam yeri, saati bildirelim. Seyircilerimizden kazanmak geldiğiniz. Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki meydanda bir açık hava sahnesi kurulacak. Oraya gelindiğinde bulunabilir. Bu ekibi mi göreceğiz? Evet, ben solist olacağım. Daha kalabalık arkadaşlarımız da olacak, sazlarımız olacak. Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Şahane. Atatürk'ün sevdiği şarkılar evet, olacak. Tabii ki. Cumhuriyet tabii şarkıları ki. Olacak. Davet ediyoruz. Tabii. Seve seve geleceğiz efendim, inşallah. Efendim Uyucuğum, ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz programın ilk dakikaları Türk müziği korolarından bahsettik. Ve bu koroların şarkılarla meşk programımıza da davet ettik. Peki nasıl bu programa dahil olabilirsiniz efendim? Bir mail adresimiz var. Hemen onu söyleyeyim. Sarkılarla mesk. Biraz böyle Rumca gibi oldu. Sarkılarla mesk'e geliyor. Sarkılarla mesk efendim. gmail.com adresine iletişim bilgilerinizi ve koronuzun bilgilerini bize gönderirseniz sizinle iletişim haline geçebiliriz. Aynı zamanda 0212 616 12 21 0212 616 12 21 nolu telefonlardan da bize ulaşabilirsiniz, notunuzu bırakabilirsiniz. İlgili arkadaşlar sizlerle ilgilenecektir ve sizlere en kısa sürede de geri dönüş yapacağız. Oya Biket ve ben efendim. Seve seve ağırlamak istiyoruz çünkü biliyorsunuz artık Türk müziğini dernekler, cemiyetler, vakıflar sürdürmeye Kesinlikle. Çalışıyor. Çok büyük yeri var. Çok şu anda benim de dahil olduğum topluluklarda biz olabildiğince Türk müziğini yaşatmaya çalışıyoruz. Böyle konukları ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyacağız. Kesinlikle. Şu hatırlatmada da bulunayım. Şimdi birçok tabii tanıtımlar devam ederken sosyal medyada bazı yorumlar da var. İşte Elbi Yankı 12 yıldır Tek Rumeli TV'de Balkanlara Avrupa'yı karış karış gezdi. Ver elini Rumeli dedik. Hani bu program bitti mi? Hayır efendim, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ben aynı Berke gibi hani böyle hiç boş vakit bırakmadan Berke Meyvan gibi böyle her anımı doldurmak istedim. Çünkü benim de geçmişimde birçok sahnede de söyledim. Bir konservatuvar geçmişim var, bir Türk müziği geçmişim var. Eğitimlerini aldım bu konuda ve sevgili hocam Erdin Çelikkol'a da sevgilerimi iletiyorum. Rahmetli oldu evet. Programa böyle çalmış oldum. Hiç çalmadım. Ben özellikle seni istedim çünkü hem ruhen hem kafa olarak da böyle çok uyumlu olacağımızı düşündüm ama. Çok güzel bir enerjiniz var. Gerçekten. Çok teşekkürler. Evet, çok iyi. İzleyici ne düşünüyor acaba? Alkışla anlayabilirim. Çok teşekkürler. Bugün bizim ilk programımız. Bizler Aynen, de evet. çok heyecanlıyız. Ama bu nasıl işte güzel program hazırlayalım, el bile telefonlaşıyoruz, evet. şunu yapalım, bunu ekleyelim, bize Instagram hesabımızı açalım. O kadar çok aslında yapacak şeyimiz yani, var ki. İşte görsellerimiz olsun. Elbi'nin eline sağlık. Gece yaralarına Sağ kadar bu detaylarla uğraştı Uykusuz gerçekten. Uykusuz olsam yine de geldim ama. Gece 12'de bir de biz böyle tanıtım videolarını birbirimize atıyoruz. İnşallah iyi olacak. Ben bu programı mutlu olmak için gerçekten hani bunu bir iş ya da bir program işte yapıyorum evet. ya bu da üzerime bir yük olarak kesinlikle görmüyorum. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ben bu programda sesimin yettiğince şarkı söyleyebiliyorsam bunu mutlu olduğum için yapıyorum. Sizler de umarım ekranları başında mutlu oluyorsunuzdur. Dediğim gibi dünya telaşından ve gamından, kederinden biraz olsun şöyle uzaklaşın hakikaten. Gezi kültür programları devam edecek, onu da müjdesini verdim. Artık Balkanları, Avrupa'yı böyle el birliğiyle gezeceğiz hep birlikte. Ama şarkılar da şahane olacak. Bu arada teşekkür edeceğiz ya.
Ben ilk teşekkürümü efendim sevgili partnerim Oya Biket'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok şahane çiçekler getirmiş. Şöyle göstereyim. Gelir gelmez şöyle güzel hediyeleriyle gelmiş. Dizaynını ben yaptım Elbicim. Gerçekten evet, mi? Evet, senin için ve sevgili yapımcımız Ünsal Yürür ve için. Ve Ünsal Yürür'e de kocaman bir alkış alabilir miyiz efendim? Bilgisiyle, enerjisiyle yıllara böyle meydan okuyan o kültürüyle çiçeğimiz mi var? Hemen alayım. Ah, çiçeklerimiz de çok teşekkür ediyorum. Bunları da reklamlardan sonra kimlerden geldiğini hep birlikte göreceğiz. Şöyle vereyim mi ben? Tabii. Boyacım sana. Teşekkürler. O yüzden Ünsal Yürür'e bu programın koordinatörlüğü ve yapımcılığını üstlendiği için çok teşekkürler ediyorum. Sevgili ailesine de sağlıklar diliyorum. O da inşallah ileriki dönemlerde evet, burada olacak. Evet, Ünsal'ı da bugün burada olmasını çok istiyorduk. Bundan sonraki programlarda inşallah Aynen, hep birlikte olacağız. Ama biz onun yokluğunu aratmayacağız. Değil mi? Yani. En güzel şekilde hazırlandık. Aynen öyle. Programımıza devam edeceğiz. O ne kadar bir kamera arkasında olsa da ama evet, burada olmasını isterdik tabii kesinlikle, ki. Kesinlikle, kesinlikle. Ama sevgilerimizi iletiyoruz efendim. O zaman az söz diyelim. Hoş sohbetlerimiz de güzel ama şarkılarla devam edelim. Öyle değil mi Berke Bey? Evet, tabii ki. Kiminle devam ediyoruz? Kimle başlıyoruz? Neslihan Tanaydın'la başlıyoruz efendim. Neslihan Hanım efendim. Saçların tarumar, gözlerinde nem. Rast makamındaki bestesi Şekip Ayhan Özışık ve güftesi Hadi Özkoray'a ait muhteşem bir eserle. Öncesinde de kanun sanatçısı arkadaşımız Zeki Yıtılmaz'dan bir rast taksim dinliyoruz. Bir taksim dinleyeceğiz, bir rast taksimi dinleyeceğiz. Thank you.
kadar güzelsiniz. Şu mikrofona değişelim ve biraz sizi tanımak istiyorum Neslihan Hanım. Merhaba, Neslihan Tanaydın ben. Kaç, ne zaman başladık koromuza? Çok küçük yaşlarda başladım. Ama 15-16 yaşından itibaren derneklerde yetiştim. Birçok ünlü, önemli hocalarımdan dersler aldım. Ne güzel. Bu yaşıma kadar da... 18 yaşınıza kadar da... Korist ve solist olarak birçok dernekte çalışıyorum. Harika. Neslihan Hanım bu arada devlet sanatçımız Hakan Hatay ile beyefendinin de ablası. Evet. Ben güzel. Kız kardeşi olarak biliyordum Burcu'yu. Ablası. Evet, ailece ablası. Müzisyen olmak nasıl bir şey Neslihan Hanım? Tabii çok güzel bir şey yani. Rahmetli babacığım Mevlüt Han'dı. Evet. Zaten evimizde bir şeyler söyleniyordu hep. Sonra kardeşim devlet korosuna girdi. İşte biz de o zamanlardan itibaren derneklere başladık. Evet. Ama ben amatör olarak hala devam ediyorum. Hiç de amatör değil. Çok muhteşem bir eser seslendirdiniz. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli alkışlar da sizi destekliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harika seslendirdiniz. Çok teşekkür çok ediyoruz. Buyurun. Efendim, şimdi tabii konuklarımız da var. Hem ekranları başında sizler bizleri izliyorsunuz şu an eminim keyifle. Ve bu eserlere de eminim böyle eşlik de ediyorsunuzdur. Ne mutlu. Şimdi burada konuklarımız da var ve konuklarımız da elleri boş gelmemişler söylemesi ayıp. Şöyle Aynur Gökler ablama ben kocaman teşekkürler ediyorum ve kocaman alkışlar olsun. Şu güzel kurabiyeler çiçek gibi duruyor orada. Şahane. Çiçek gibi duruyor. O getirmiş. Pasta Post, Pops, Pasta Pops'tan geldi efendim. Harika, çok teşekkür ederiz. Ve Prevapite'ye de çok teşekkür ediyorum. Bütün konuklarımıza böyle göndermiş olduğu güzel, leziz yiyecekler için de çok teşekkürler çok ediyoruz. Çok teşekkürler. Ve hazır teşekkür etmişken de bu güzel dekorumuz için efendim Saim Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Üç kardeşler mobilyaya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Elbicim, çok güzel çiçeklerimiz var. Evet. İzleyicilerimizden gelmiş. Mora Pilates'in sahibi Zahide Hakgül hanımefendi göndermiş. Çok teşekkürler, çok kibarsınız. Ve Önal ailesinden çok güzel bir çiçeğimiz daha var. Bu çiçeğin de sahibini bilmiyorum evet, ama... Evet, çiçekte hemen üzerinde... Yazıyor mu? Ebru İçel hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel. Benim canım arkadaşım. Sevgili efendim, çok teşekkür, çok kibarsınız hakikaten. Evet, Oya'cığım senden bir eser alalım mı? Benden mi dinleyelim? Bence de. Hadi benden. Olur mu? Hadi. Berke Bey böyle oturdu ama hani sohbet eder miyiz falan evet. Bir rahatladı ama hiç böyle rahat olmasın yani. Hiç. Çok bugün çok çalışacağız. Aynen. Şarkılarla. Yalan gözlerimiz gezeceğiz. Kalbimde gizli bir sevgimi arar. Ah. Gözlerime bakıp dalan gözlerin. Caz makamında Suat Say'ın bestesi ve Rıza Tevfik Bölükbaşı güftesiyle birlikte efendim. Çok sevdiğim bir şarkı. Harika bir şarkı. Buyurun hocam. Thank you.
Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sahneye yakışıyorsun Ayacığım. Çok teşekkür ederim. Sana sormak istiyorum. Bunu böyle bir ne bileyim albümle, işte yeni bestelerle böyle taçlandırmayı düşündün mü? 2021 yılında benim aslında bir tane single çalışmam oldu. Öyle mi? Evet. Hatta Ünsal'ın programına katıldığımda söylemiştim. İlk televizyonda orada söylemiştim. Harika. Sonrasında bir çalışmam olmadı. Hı. Özel gecelerde, işte bazı programlarda böyle yürütüyorum ben de. Harika. Solistliğinle birlikte devam ediyorsun. Aynı zamanda böyle eşsiz korolarda da seni sunucu olarak görüyoruz. Evet. Ve evet. Şarkılarla meşte de efendim. Benim güzeller güzeli partnerim. Şimdi ne var çok biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Biraz para kazanma zamanı. Reklam mı geliyor? Evet. Reklamlar efendim. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Çok sağ olun. Değilsin. Yalnız değilim tabii ki. Sizler varsınız efendim. Seyircilerimiz var. Ekranları başında milyonlar var. Berke Bey var burada. Maşallah kapı gibi. Değil mi? Trakya. Aynen Trakya var. Hepsi var. Hepsine selam olsun efendim. Böyle tek tek sayamayacağım ama tüm Balkanlara, Rumeli'ye, Evladı Fatiha'na, sesimizin ulaştığı her yere sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Şarkılarla meşk etmeye devam ediyoruz. Öyle değil mi? Şarkılarla meşk ediyoruz. Belki hocam bir sazlara bize yetişmeye çalışıyor. Çok teşekkür burası ederiz. Burası güzel bir maraton olmadı mı böyle? Harika, ben gayet memnunum. Harikasınız. Peki Berke Bey'e şey sormak istiyorum. Yaptığı çalışmalardan ve bu güzel müzik akademisinin çalışmalarından da biraz bahsedelim mi? Evet. Tabii, hangi tabii. Günler çalışıyorsunuz? Bu güzel gençleri nasıl toparladınız? Kaç yıldır devam ediyorsunuz? Evet, aslında akademiden biraz bahsettik. Evet. Gençlerden bahsedelim. Okulumuz Beyoğlu Kasımpaşa'da. Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi. Hı hı. Okul müdürümüz Muhammed Kerem Öncel hocamızın öncülüğünde selam devam olsun. Ediyoruz. Müzik öğretmenlerimiz de çoğunluğu Kültür Bakanlığı, TRT Sanatçıları ve Konservatuar maşallah. Öğretim görevlilerinden oluşuyor. Çocuklar o açıdan çok şanslılar. 2021 yılında kurulmuş olan 3 yıllık bir okuluz aslında. Yeni bir okuluz. Bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. Türk müziği, Türk sanat müziği üzerine tematik bu temayı benimsemiş bir okuluz. Türk müziği üzerine ağırlıklı eğitim veriyoruz. Evet. Hocam bu okula nasıl girecek öğrencilerimiz, gençlerimiz? Yani Anadolu Lisesi sınavlarına mı girecekler veya bir yetenek sınavından mı geçecekler? Biraz bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz çok i̇şte sevinirim. 8. sınıf ortaokulu bitirdikleri zaman liseye geçiş sınavına giriyorlar biliyorsunuz hepsi. O sınava giriyorlar. Sonrasında da bizim okulumuzun kendisinin yapmış olduğu okulumuzu giriş yetenek sınavları var. Hı hı. O sınavlara kulak testi var, eser icrası var, enstrüman icrası var. Farklı branşlar araştırabilirler. Peki öğrenciler bu yetenek sınavına nasıl hazırlanmalılar? Yani sınavın içeriği aslında internette bulunabilir. Hı hı. O içeriğe göre aslında belki bir hocadan ders alarak bir yönlendirme ile hazırlık yapmaları gerekiyor. Hı hı. Bu hazırlığı kendilerinden bekliyoruz. Sonrasında sınavımıza geliyorlar. Hı hı. Başarılı olurlarsa aramıza dahil oluyorlar. Peki Berke Hocam, böyle gençlerin sanat müziğine eğilimleri biraz zor bu devirde değil mi? Çünkü herkes ya raptir ya poptur ya hip-hop'tır. Evet, hani bu müzik dallarına daha çok eğilimler sağlıyorlar ama gençlerin Türk sanat müziğine eğilimlerini nasıl buluyorsunuz ve bunları nasıl yönlendiriyorsunuz? Vallahi işte görüyorsunuz bu gençler diğer gençlerden farklı. Burada klasik kemençe, ney, kanun, ritim gibi enstrümanlar aramızda. Klasik Türk sazları bunlar malumunuz. Gençlerimiz aslında sanat müziğine ilgili aslında tabii ki. Her zaman devam ediyor. Ay, edecek de. Harika. Tabii. Sanat derslerinin dışında da dersler alıyorlar. Tabii. Kültür dersleri de devam ediyor. Peki sanat dersleri hangi dersler? Örneğin solfej dersi mi alıyorlar? Tabii söyleyeyim. Enstrümana nasıl yönleniyorlar? Tabii. Veya ses eğitimi var mı? Biraz da bunlardan bahsedelim. Ses eğitimi de var tabii. Batı müziği teori ve uygulaması solfeji dersimiz var. Türk müziği teori uygulaması solfeji. Piyano dersi var. Kendi seçmiş oldukları meslek çalgıları 4 yıl boyunca mesela kemençe veya ney eğitimini 1. sınıftan son sınıfa kadar 4 sene boyunca devam ettiriyorlar. Diğer kültür dersleri var. Koro dersleri var. Hı hı. Hep beraber enstrüman çaldıkları çalgı toplulukları dersleri var. Birçok ders var. Müzik dersleri ağırlıkta tabii. Diğer liselere göre. Liseden sonra da konservatuvarlara, üniversiteye hedefimiz o zaten. Hepsini üniversite daha kazandırmak. Daha hazırlıklı bir şekilde gitmiş oluyorlar değil mi? Tabii, Türkiye genelinde tabii. Kaç tane hemen hemen müzikle ilgili veya sanatla ilgili lise var? Bilginiz var mı? Türkiye genelini şu an hatırımda değil ama şu an İstanbul'da onun üzerinde Güzel Sanatlar Lisesi var. Bunların 4'ü Türk müziği temalı Güzel Sanatlar Lisesi. Bir Bursa'da, bir de Ankara'da var. Toplam Türkiye'de 6 tane Türk sanat müziği üzerine eğitim veren Güzel Sanatlar Lisemiz var. Biz de onlardan biriyiz. Çok güzel, mükemmel. Harika. Böyle bana umut verdi. Evet. Gençlerin de Türk sanat müziğine, Türk müziğine eğilimleri mükemmel bir şey. Evet. Şimdi çok mutlu oluyoruz. Diğer gençlere geçelim o zaman. Evet. Belki hocamın Bakırköy Müzik Akademisi'nden öğrencilerinden birisi gelecek şimdi güzel sesiyle. Diyecek ki bize, her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Efendim, öyle midir hocam? Sadık Küfteoğlu'nu sahneye davet etmek şöyle istiyorum. Şöyle buyurun, hoş geldiniz. Öncesinde de bir klasik kemençe taksimi dinleyeceğiz. Sevde
öğrendiğimizde. Şöyle harika. Kulaklarımızın pası silinsin. Evet. Haydi evet. Bakalım sahne sizin. Sadık Bey. Ses ne
Bu ne güzel güçlü bir yorum. Her kalbim dediğinizde benim kalbime böyle bir ok saplandı. Ben bu şarkıyı Sadık Bey'den sahnede de dinledim. Öyle mi? Nasıl alkış, nasıl güzel bir konser. Ayakta alkışlanmışsınızdır herhalde. Evet. Efendim şöyle mikrofonu verelim, biraz sohbet edelim sizlerle. Sizi sohbet biraz tanıyalım Sadık Bey. Sadık Küftüoğlu kimdir? Sadık Küftüoğlu Mardin doğumlu. Çocukluktan beri müzikle uğraşan, çeşitli korolarda çalışan. Harika. Şu andaki koroya gidiyorum. Divan Musik grubu. Hocamız Ümit Coşkun ve derneği başkanımız Perihan Hanım bu arada. Bütün koro arkadaşlarıma selamlar, saygılar gönderiyorum. Tabii ki topluluğuna selamlar. Selamlar olsun. Olsun. Evet. Fatih Hoca'yla, Berke Hoca'mızla çalışıyoruz. Büyük Sadık abi, Berke Hoca ile çalışmak nasıldır? Biraz sır verin. Çok keyifli. Valla. Gerçekten çok iyi. Keyifli. Tamam. Çok keyifli. Çok mutluyuz. Yani böyle değerli bir hocayla beraber çalışmaktan. Bir medyacı olarak istediğimi alamadım ama neyse. Magazine girecektim biraz böyle. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ailede müzikle ilgilenen var mıdır? Rahmetli babam biraz sesi güçlü bir sesti. Allah rahmet eylesin. Sağ olun cümlemize. Yok, çaldım maalesef. Sesiniz o kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Detayına da şöyle kocaman bir alkış alabilir miyim şurada? Oo, evet. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şöyle bir imzasını taşıyor. Kocaman hem de... bir alkış. Evet. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Berke Bey, sizi şöyle her iki stand arasında böyle koşturacağız ama sizin güzel sesinizden de bir eser teşekkür ederim. Dinlemek tabii. İstiyoruz. Sizi hiç oturtmayacağız bugün. Tamam. Mavi mikrofon alabilirsiniz. Tabii tabii. Efendim Şekip Ayhan Özışık'ın bir Muhayyer Kürdi şarkısı. Güzel. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde. Gerçekten. Evet. Öncesinde de öğrencimiz İbrahim Timsekiyev'ten bir Ney Taksiyemi dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Oh,
Muhteşem. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki bu programı böyle gerçekleştirdik. Gerçekten. Adımları atmışız. Hoş 3 yıldır üzerinde çalışıyoruz çok ama. Çok teşekkür ediyoruz. Çok gezmekten. İnanın özel kanallarda Türk müziğine yer verilmesi noktasında büyük bir problem olduğunu düşünüyorum ben Türk televizyonlarında. Yani mükemmel, harika bir adım attınız. Ama sizin sesinizle bu güzel teşekkür genç arkadaşlarımızın ederiz. O muhteşem, o üstadların diyeceğim artık. Evet, geleceğin üstadları olacaklar onlar. Hiç öğrenci gibi değiller. Aynen değil mi? Öyle. Ve şahane koroya da şöyle yürekten alkışlarla onlarca. Evet. Birbirinden kıymetli seslerimiz efendim. Evet. Hiç durmadan devam edelim mi hocam? Edelim. Kim gelsin? Hülya Hanım. Ah Hülya buyurunuz Hanım. Efendim. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Buyurun. Merhabalar. Evet efendim. Yalnız kalan bir konuşma. Solistimiz Hülya Temizkan, Muhayyer Kürdi makamında beste ve güftesi Teoman Alpa'ya ait bir eser seslendirecek. Sarmaşık Gülleri mi diyeceğiz acaba? Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir. Buyurun efendim, sahne sizin. Hoş geldiniz. Hemen şöyle mikrofonu değiştirelim. Ne güzel bir ses. Çok güzel bir şarkı. Ne zarif bir yorum. Çok güzel bir yorum. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanımak isteriz.
Ben de aslında çocuklukta böyle masanın altına girerek sanat müziği okurdum. Gizlenerek böyle utanarak. Daha sonra 2014'te bir arkadaşımın vasıtasıyla bir koroya kayıt oldum. Arkası gelmeye başladı. Başka korolarla çalıştım. Değerli hocalarımla çalıştım. Daha sonra Faruk hocamla. Faruk hocamın da bize çok güzel bir emaneti, armağanı oldu. Berke Meymun hocamla çalışıyoruz şu an. Sanat müziğini çok seviyorum. Ben de diliyorum ki demin konuştunuz ya, gençler daha çok ilgilensinler, daha çok duyurulsun. Çünkü en güzel bence kainata müziği, duygusunu veren sanat müziği diye düşünüyorum. Bravo. Çok güzel. Yani bilmiyorum çok, ben çok seviyorum, onlar da yürekten sesli katılıyorum size. Kesinlikle çok öyle. Teşekkür çok teşekkür ederim. Şarkılarla bin yaşayın, şarkılarla meşk edin. Hep birlikte edelim inşallah. Çok teşekkürler ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim, müziğe durdurak demeyelim ve sıradaki solistimizi davet edeyim mi şefim? Şefimden de izinsiz hiçbir şey yapamıyorum çünkü gözümüz orada. Yani biz de onun böyle himayelerindeyiz kesinlikle, şu an değil mi Oya'cığım? Kesinlikle. Efendim, alkışlarınızla Atilla Çelebi geliyor. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün diyecek. Kürdüyleyici asker makamındaki bu eserimizin de bestesi Muzaffer İlkar'a ait.
Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Teşekkür ederim. Atilla onu ben alayım. Evet. Buyurun. Bunu size takdim edeyim. Atilla Bey, siz kaç yıldır Bakırköy Müzik Akademisi'ndesiniz? 2017'de geldim. Hı hı. 2017'den beri Bakırköy Müzik Akademisi'yim. Faruk Hoca'nın talebesiydim. Şimdi hı hı. de Sevgi Hocam, Berkay Hocam'ın talebesiyim. Bu arada Avcılar Belediyesi'nde... Şöyle dönelim. Hı hı. Bu arada Avcılar Belediyesi'nde de amatör tiyatroculuk yapıyorum. Harika. 2015 yılından beri. Ve bunların hepsi de emekli olduktan sonra başladı. Öyle mi? Evet. Ne kadar güzel bir hobi sana. İnsan kaynakları uzmanıydım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra boş oturup bir köşelerde böyle kahve köşelerinde veya başka yerlerde oturup zaman geçirmektense emekli olduktan sonra dediğim gibi bu meşgalelerle uğraşmaya çeşit başladım. Çeşit çeşit sanat dallarıyla ilgilenmeye evet. başladınız. Ne Maşallah, kadar harika, ne güzel. Harika. Nasıl vakit buluyorsunuz böyle? Emekliyim, çalışmıyorum. Hı hı. Haftanın 3 günü Avcılar Belediyesi'nde provada oluyorum. Evet. Bir günü akademide oluyorum. Diğer günleri de artık kendime ayırıyorum. O zaman da kitap okuyorum. Başka şeylerle ilgileniyorum. Güzel, evle ilgileniyorum. Sanatla yoruluyorsunuz sürekli. Ben şeye inanıyorum. Şöyle söyleyeyim. İnsanın ruhu genç olmalı. Evet. Genç tutmalı insan ruhunu ki beden onu takip etsin. Çok güzel. Sanatla beslemeli diyorsunuz. Aynen öyle. Çok güzel. Aynen öyle. Tarzınıza bayıldım. Saçlar bitiyor zaten. Bu da şöyle söyleyeyim ben size. Hiçbir şey için geç değil. Aynen. 60 yaşında ol, 70 yaşında ol ama içine ukde hiçbir şey kalmasın. Her şeyi doya doya yaşayın. Küpeyi soracağım. Gençken var mıydı? 35 yaşında deldirdim. Öyle mi? İkincisini de geçen sene deldirdim. Maşallah çok yakışmış. O da emeklilik hatırı. Tebrik ediyorum. Artı ayaklarımda dövmelerim var. Kollarımda da yaptırmayı düşünüyorum. Bir de bir diyorsunuz ki beni yazın görün yani şöyle sahillerde. Yazın kimse görmesin göbeğimden, kimse beni görmesin. Ay çok bin yaşayın gerçekten. Teşekkür ederim davetiniz için. Sesinize sağlık. Çok teşekkür güzel ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet efendim. Berke Bey size rahat yok bugün. Yani o güzel... Oturamayacak. Evet. Şef olmak böyle bir şey. Evet. Sizin son eserinizi alalım mı? Evet efendim alalım. Bu eserin şöyle bir özelliği var. Akademimizin kurucu başkanı Selçuk Kurt hocamızdan bahsetmiştim. Serhanende ve Bestekar. Onun bir Nihaven şarkısını okumak istiyorum. Hadi bakalım. Hayat bir rüyadır sevdiğim, sevda da yalan. Mikrofonları değiştireceğiz şöyle. Peki, şöyle yapalım. Haydi bakalım.
Berke Meyvan. Selam olsun. Selamlar olsun efendim. Evet. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Geliyoruz böyle, değil mi? Hızla geçti. Dizgin geçti ama evet, güzel de geçti. Şarkılarla meşk ettik mi? Ettik. Evet, doyduk çok güzel. Mu? Doyamadık. Doyamadık. Haftaya tekrar devam edeceğiz ama efendim, biz son iki eserle Oya Biket ve ben programımızı sonlandıracağız. Ama evet, onun öncesinde ben yayında ve yapımda emeği geçen, o çok klasik bir cümle vardır ya, gerçekten evet, güzel işler ekipsiz olmuyor. Evet, ne yapsak etsek bu cümleye dönüyoruz. Çünkü gerçekten herkese tek tek teşekkür etmek istiyoruz. Aynen öyle. Başta Atilla Baykal Beyefendi Tekrim olmak TV üzere. Tekrim Kurulu Başkanımız Sayın Atilla Baykal'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Aslı Kahveci'ye sonsuz teşekkürler ediyoruz. Rejide bulunan tüm birbirinden yetenekli böyle cengaver arkadaşlarıma, tek tek sayamayacağım isimlerini, yönetmenimize çok teşekkürler ediyoruz. Benim 6. Murat burada kameramanım. Onun adı 6. Murat. Öyle. Ben Veren Rumeli çekerken, çünkü beraber o yükü göğüslüyoruz evet, birlikte. Evet. Dedim bu programda da olacaksın. Kesinlikle. Seve seve dedi. Kesinlikle. Ve Taylancığıma, Taylan Palacan'a çok teşekkürler. Aynur ablama çok teşekkürler. Ve İhtiyar Balıkçı efendim. İhtiyar Balıkçı'ya, Selim Bey'e. Sponsorlarımızdan İhtiyar Balıkçı Selim Tüzün Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız sonsuz. Bu arada biz İhtiyar Balıkçı'da bu programın tüm detaylarını konuştuk. Ama nasıl konuştuk tahmin edersiniz, balıkçı olduğu için. İşte mezelerimizle, balıklarımızla, o eşsiz lezzetlerle konuştuk. Sonsuz teşekkürler efendim. Bir şarkı eksikti orada, değil aynen, mi? Onu da burada şarkıyı tamamladık. Şarkıyı da burada tamamladık. Efendim, haftaya tekrar salı akşamı görüşmek üzere diyoruz. Şimdi böyle şarkıyla yine meşk ederek tabii tamamlayacağız. Bir gizli aşk bu diyeceğiz, sonra da gönül penceresinden diyeceğiz efendim. Ve haftaya görüşünceye dek sağlıcakla, sevgiyle ve şarkılarla kalın efendim. Şarkılarla meşk edin efendim. Görüşmek, görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi bakalım. Hicran, hasret, gamla doldu. Arzular bir hayal oldu. Bağrımın gülleri soldu, gönlüm hicran.
gamla doldu. Muhteşem koro. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hemen devam. Ben ansızın bakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. 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 Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versen duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versen duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versen duyar mısın? Aşiyan yollarında ses versen duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtin. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.